değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Allah'ın inşa etmesi ne demektir? Allahu Teala bu kainatı bir ağaç gibi inşa etmiş. Yani bir insan bir makine inşa ediyor, bir binayı inşa ediyor, hatta bir şehri inşa ediyor, bir sarayı inşa ediyor. Aslında insana bu özelliklerin verilmesi Allahu Teala'nın da bu kainatı inşa ettiğini anlayalım ve ona göre Rabbimizin varlığını ve birliğini fark edelim ve ona göre o Allah'ın rızasına uygun hareket edelim diye bu özellikleri bize vermiş. Hani bazı özellikler bize niçin verilmiş? Bunun hikmeti çok soruluyor. Bunun hikmeti Allahu Teala'nın mahiyetini anlayamadığımız ezeli ve ebedi olan isimlerinin sıfatlarını ve şunatının varlığını anlayalım diye vermiş. Mesela bizde insanları cezalandırma duygusu var. Her insanda var mı? Evet. İsyan edenleri, insanlara zarar verenleri, canlılara zarar verenleri. Bakın. Hep bu, bu tür insanları cezalandırma duygusu vardır. Bak öğretmenler çocuğu talebelerini sınıfta bırakarak cezalandırırlar. Devlet başkanları, kolluk kuvvetleri, isyan edenleri hapishaneye koymakla cezalandırırlar. Niye Allah bu özelliği bize vermiş? Ha demek ki bende bu özellik olduğuna göre şu kainatın sahibi olan Allah da mülkünde isyan edenleri kendi emir ve yasaklarına karşı gelenleri cezalandıracağı bir alem olmalı ve vardır ve bunun adına biz cehennem diyoruz. Veya insanların mükafatlandırma duygusu bende var. Söz dinleyenleri, iyi iş yapanları mükafatlandırma hissi var. Ha demek ki Allah da bu mülkünde sözünü dinleyenleri, itaat edenler mükafatlandıracağı bir alem olmalı ve zaten var ve bu alemin adına biz cennet diyoruz. Şimdi demek ki İnsan bu dünyada bir şey inşa ediyor. Bir araya getirip bir şeyler yapıyor. Allah icat ediyor. Allah yok iken var ediyor. Ama şu kainata bakın böyle ne kadar mükemmel bir inşaat söz konusu. Şu yıldızlara bakabiliyor muyuz? Onları direksiz boşlukta o büyük kütleleri birbirine değdirmeden, düşürmeden, yanma maddeleri bitirmeden nasıl inşa etmiş? Bir de şöyle, Allahu Teala'nın inşası kesintisiz devam ediyor. Yani diyelim siz bir bina inşa ettiniz, bitti. Daha sonra tamirat yapabilirsin ama artık taşlar yerindedir, duvarlar yerindedir. Hareket etmezler, yenilenmezler değil mi yani? Düşünebiliyor musun? Bir, bir saray var, her gün taşlar yenileniyor. Veya birkaç günde bir. Avize yenileniyor. Yani böyle bir şey zaten neredeyse imkansız gibi. Ama Allah bu kainatı öyle inşa etmiş ki, bu kainat alemindeki bütün varlıklar her an tazeleniyor ve hiçbir şey yerinde durmuyor. Ama o tazelenmesine rağmen, yeniden yeni yaratılmasına rağmen ve yerinde durmadığı halde gezmesine rağmen, gezdirilmesine rağmen ne birbirine çarpıyor ne de bir sıkıntı ve problem oluyor. Şimdi Allahu Teala bu büyük alemi böyle inşa etmekle bir mülk şeklinde bir ülke, bir şehir, bir saray, bir memleke şeklinde yaratmakla beraber peki bu kainatın içerisindeki insanı nasıl inşa etmiş Allah? Hakikaten bir çekirdekten ağacı köküyle, yapraklarıyla, çiçekleriyle, tatlarıyla, kokularıyla, meyveleriyle, renkleriyle aman ya Rabbi o bütün güzelliklerle bir çekirdekten inşa etmesi, yaratması gibi Allah bu insanı da bir damla sudan, şöyle bakın, ne kadar çok cihazatı var değil mi? Kan ayrı, tükrük ayrı, göz ayrı, kulak ayrı, aman yarabbim. Saç ayrı, tırnak ayrı, kemik ayrı, et ayrı, damarlar ayrı, sinirler ayrı. Bu kadar farklı cihazat. E gelelim bir de ruh dünyasına. Görmek ayrı, duymak ayrı. Bilmek ayrı, bildirmek ayrı. Sevmek ayrı, nefret ayrı. Aman ya Rabbi. Nasıl bir inşa söz konusu değil mi? Gerçekten insan bunlara bakabilse, idrak edebilse, bu et parçası nasıl bu duygularla, bu cihazatla, bu aletlerle, bu özelliklere bir araya getirilmiş? Sonra bu et parçasının içerisine nasıl bu özellikler olan, bilen, anlayan, tefekkür eden, seven o ruh ona konulmuş? Şimdi <laughs> Allah Teala'nın bu koca alemi böyle inşa etmesini, bir mülk suretinde yaratmasını, sonra o kainatı da şu insan denilen aciz, zayıf, fakir, muhtaç küçücük bir canlının etrafında döndürmesi, onun hizmetine sunması acaba boşuna mıdır? Demek ki bu güzellikleri seyredip bu inşa faaliyetini sürekli görüp sürekli devam ediyor çünkü. Bakın güneş yerinde durmuyor, dünya yerinde durmuyor hareket ediyorlar. Peki dünyadaki bitkiler de yerinde durmuyor. Sürekli yenileniyorlar. Hatta güneşinde her an sayısız patlamalar, yeniden yeniden yaratılmalarla onların da yeniden yeniden yaratılmaları ve icat edilmeleri söz konusu. Peki bu icadı, bu inşayı, bu faaliyeti, bu hareketleri bakarak, görerek, anlayarak onu yaratı, onun yaratan zatı anlamazsak ve bu kainatı benim hizmetime sunan o zata Gerekli ubudiyeti, kulluğu yapmazsak, onu tanımazsak gerçekten şimdi Allahu Teala bizi bu kainata ne yapmış? Bu küçük insanı bu koca kainatı tef teftiş edecek. Tabiri caizse gözetleyecek ve güzelliklerini, özelliklerini seyredecek, bir ekecek, biçecek, bir çiftçi gibi, bir tüccar gibi ve gördüklerini de kainata haykıracak, ilan edecek bir dellal gibi yaratmış. Ve bir kul olarak, bir mülk ve köle olarak Allah bizi bu aleme yaratmış. Yetmedi. Sonra bu kainat içerisinde muhterem, aziz bir misafir olarak, yani tabirciyse el bebek gül bebek, nazik ve nazenin bir çocuk gibi kainatın içerisinde bize böyle Kainatı hizmet ettiriyor. Yetmedi. Bir de Allah bizi kendisine bir muhatap kabul etmiş. Ne diyor? Ey insan! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz. Ey insan! Göklere bakmaz mısınız? Bunlar nasıl dizayn edilmiş? Nasıl süslenmiş? Ey insan! Dağa bakmaz mısın? Nasıl yükseltilmiş? Ey insan! Yeryüzüne bakmaz mısın? Nasıl serilmiş ve serpilmiş? Ey insan kendinde yaratılan özelliklere bakmaz mısın? Oradan Allah'ın varlığına ve birliğine deliller bulmaz mısın diye. Hakikaten gerek kainattaki ayetleriyle gerek ki Kur'an ayetleri Allah bize sürekli hitap ediyor. Demek ki bu insanı bu kainatta böyle yaratan ancak kainatı yaratan zat olabilir. Ya Rabbi biz senin kainatı bu şekilde bizim istifademize uygun, seyretmemize uygun, ders ibret almamız uygun yarattığını biliyoruz. Ve bu yaratma hikmetine uygun olarak bir hayat sürmeye de söz veriyoruz. Bu sözümüzde ölünceye kadar durmamızı nasip eyle yarabbim.